Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, şimdi ikinci dereceden denklemlerin dördüncü testine geldik. Dördüncü testimizde ne var? Yine eskiden sessiz olan ve ol eleştirili videolarımızdan bir tanesi. Eleştirin, bize eleştirin. Bir tane bir şey yapmayınca, hoca hemen kötü, hoca kötü, hoca nerede ses, hoca nerede ses. Tabii ya, tabii ya, her şeyi kabul ediyoruz. Neyse, şu sınavınız geçsin, ondan sonra ben konuşmaya başlayacağım ha. Şu anda nazlıyoruz size. Hadi şimdi dördüncü testimize ne var? İkinci dereceden denklemlere dönüştürülebilen denklemler, köklü denklemler gibi sorularımız var. Hadi başlayalım. Başlayalım mı? Hadi bir. Evet denklemini sağlayan x gerçel sayılarının toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi bakın x kare var burada. Burada da x karenin karesi var. Hemen değişken değiştirelim ama görenler değiştirmeden de yapabilir. x kare yerine a dedim. Hemen ne oldu burası? x karenin neyidir bu? Karesidir. Yani burası ne oldu? a kare eksi 3a eksi 4 eşittir 0. Hemen çarpanlarını ayırdım. a eksi 4 çarpı a artı 1 eşittir 0. O zaman a dediğimiz ya 4, a dediğimiz ya da eksi 1 oldu. Hocam ne a demiştik? Bakalım ne a dedik? Kalemi değiştirdik. x kare a demiştik. x kare dediğimiz ya 4, x kare dediğimiz ya da eksi 1. Hemen bakıyorum gerçel diyor. Gerçel diyorsa o zaman buradan iki tane kök gelir. Buradan gelmez. x eşittir artı eksi 2. E toplamları da 0. Birinci sorumuzun cevabı Ceyhan. Tamam. Hemen geçtim. Hop geçtim. Şimdi ikinci soru. Denklemini sağlayan x gerçel diyor yine sayılarının toplamı kaçtır? Hemen baktım Burada. Şuraya hemen A dedim. Yazalım şuraya. Ne oldu? A kare eksi 4 A. Eksi 12 eşittir 0. Hemen çarpanlarını ayırıyorum. Ne oldu? A eksi 6 ile neyin çarpımı? A artı 2'nin çarpımı eşittir 0. O zaman ne A demiştim? X kare artı 3 xe X kare artı 3 X'i yerine yerleştiriyorum. Ne oldu burası? X kare artı 3 X eksi 6 çat kapattım parantezi çarpı yazıyorum yerine x kare artı 3x artı 2 eşittir 0. Şimdi dikkat edin x gerçel sayılarının toplamı kaçtır diyor. Nelerine bakayım Çarpanlarına ayırmadan deltalarına bakayım gerçel mi kökleri değil mi bakayım kök bulmayla uğraşmayayım hiç. Eğer deltaları sıfırdan büyükse eksi b bölü a ile bitireyim. Deltasına bakıyorum b kare 9 Eksi 4. A'mız 1. C'miz eksi 6. Bakın pozitif oldu toplamları bir sıfırdan büyük. O zaman ilk denklemin kökler toplamlarına bakıyorum. X1 artı X2. Eksi B bölü A'sına baktım. Eksi 3. Burası tamam. Burası zaten çarpanlarına ayrılıyor. Ama delta'dan da yine bakabilirsin. ve gerçel kökü var mı diye. B kare 9. Eksi 4. A'mız 1. C'miz 2. Bakın deltası 1 yaptı. Gerçel kökleri var yani. O zaman x3 ve x4 köklerim buradan geliyor bakın. Eksi b bölü a yaptığında. Eksi 3 de buradan geliyor. Eksi 3 buradan. Eksi 3 buradan. Hepsinin toplamları eksi 6 cevabım bursa. Tamam mı? Hadi bakalım. Tamamsa geçtik. Şöyle geçtik. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyorum 2 üzeri x var. 4 üzeri x var. 4 üzeri x, 2 üzeri x'in neyidir arkadaşlar? Karesidir. Bitti. O zaman 2 üzeri x'e a diyorum hemen. 2 üzeri x, sen a ol diyorum. a dedim. Ne oldu burası? 2 tane a'nın karesi. Eksi 17 tane a artı 8 eşittir 0. Tamam mı? 8'i yazamıyorum bir türlü. Hemen ne yapıyorum? Çarpanlanıyorum. 2a ile a'nın çarpımı. 8'i aşağıya 1'i yukarı yazıyorum. Çapraz kontrol ettiğimde eksi 16. Buna da eksi verdim. Eksi a eksi 17'yi buldum. Ne oldu o zaman burası? 2 a eksi 1 ile neyin çarpımı oldu arkadaşlar? a eksi 8'in çarpımı eşittir 0. 2 a eşittir 1 olmalı. a eşittir 1 bölü 2. İlk çözüm bu. A eşittir ya da ne olmalı? 8. Ne A demiştim? Başa dönelim şimdi. 8 başımıza vela oldu. Ne ya demiştim 2 üzeri x. O zaman 2 üzeri x'in 1 bölü 2 olabilmesi için x eksi 1 olmalı. Bu cepte. Buradan 2 üzeri x'in 8 olabilmesi için x eşittir 3 olmalı. Çözüm kümesini istiyor. 1 e eksi 1, 1 e 3 sorumuzun cevabı da Bursa. Geçtik. Bunu da geçtik. Evet sonraki sorumuz şimdi köklü bir şeyler var. Bakalım. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 artı 1 bölü x1 ifadesi nedir? Şimdi bakın. Şuna bir a diyelim. Bir görelim. Şuna bir a diyelim. Ne dedik orası o zaman a deyince? a kare eksi 6 a artı 9 eşittir 0 oldu. Bu açılımın tanıdık bir açılım mı? Evet tanıdık. Nedir bu? a eksi 3'ün karesidir değil mi? Hemen eşittir 0 dedim. O zaman a dediğim kaç eşit oldu? 3'e a'nın değerini buldum. Ne a demiştim ben? Şöyle çizgimi çektim. Kare kök içerisinde x eksi 1 bölü kare kök içerisinde x'e a demiştim. Bunun 3 olduğunu söylemiş. Şimdi bizden 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 toplamı kaçtır diyor. Kök denklemi sağlar ama şimdi e, x kökleri yok etmem lazım. Kökleri yok edebilmek için şunun her iki tarafının neyini alacağım? Bir karesini. Birincinin karesi x. Birinci ile ikinciyi çarptığım zaman şunlar götürecek. 2 katından eksi 2 gelecek. Artı ikincinin karesinden 1 bölü x geldi. Karşısı 9. Eksi 2 karşıya artı 2 olarak geçti. x artı 1 bölü x eşittir 11. E şimdi ne biliyorum ben? Kök denklemi sağlar. Bunu sağlayacak o zaman. x1 artı 1 bölü x1 dediğimiz 11'e eşit oldu. Cevabımız denizli. Oldu mu? Paşalar. Oldu mu hanımlar? Hadi bakalım sonraki soru. Evet neredeyiz şimdi? Beşinci sorudayız. Denkleminin gerçek kökleri toplamı nedir? Bakın şurayı eksi parantezin alırsak benzer bir şeyler gelecek gibi duruyor. Eksi parantezin alalım şurayı. Eksi parantezinde x kare artı x eksi 3 yapar burası. Bakın şimdi şuradaki x kare artı x'e a diyorum. Tamam mı? İfadem ne oldu oraya a dediğim zaman? Eksi, eksi, A eksi 3 çarpı bakın burada da A olmuş oldu o zaman. A artı 2 eşittir 4 şeklinde bir denklem oldum. Tamam mı? Şimdi şu eksiyi artıya çevirip karşı eksi yapalım. Burayı da dağıtalım şimdi. Ne geldi bakın? A kare var. Buradan buradan baktığında artı 2A geliyor. Eksi 3A geliyor. Eksi A yapıyor. Sonra Eksi 6 geliyor. Şu eksi 4'ü de karşıya artı 4 olarak aldım. Eşittir 0. Şimdi iyice düzenleyelim denklemimizi. Ne oldu şöyle? A kare, A kare, eksi A, eksi 2 eşittir 0 oldu. Hemen çarpanlarına ayırdım. A eksi 2 çarpı A artı 1 eşittir 0. Ne ya demiştik? Geri dönelim şimdi. Ne ya demiştik? X kare artı X'e. O zaman denklemim x kare artı x eksi 2 oldu burası çarpı burası da x kare artı x artı 1 eşittir 0. Şimdi soruyu okuyorum nasıl kökleri diyor gerçek kökleri. Hemen bunun bakın çarpanlarına ayrılıyor gerçek kökü vardır bunun ama isterseniz deltasıyla da de bakın b kare 1 eksi 4 a'mız 1 c'miz eksi 2 bakın deltasının sıfırdan büyük olduğunu gördük. O zaman buradan gerçek köklerin toplamları x1 artı x2 eksi b bölü a'dan eksi 1 yaptı. Buranın deltasına bakalım şimdi hemen. Buranın deltasından b kare 1 eksi 4 a'mız 1 c'miz de 1 bakın buranın deltası eksi 3 negatif geldi. O zaman buradan gerçek kök yok sadece burası cevabımı veriyor. Cevabım Ceyhan oldu. Tamam mı? Yani orada kök var mı yok mu ona baktık. Hadi sonraki sorumuz. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi biraz düzenleme yapalım burada arkadaşlar. Şimdi şuradaki 1 bölü şurayı 9 çarpı e, 9 üzeri eksi x diye bir yazalım. İyice bir görün şöyle yazalım. Eşitmiş neye? 2 çarpı 3 üzeri x eksi 9'a. Bakın şu 9 üzeri eksi x yukarı gelir. Yani burası 9 üzeri x bölü 9 eşittir. 2 çarpı 3 üzeri x eksi 9'dur. Şimdi içler dışlar çarpımı yapıp denklemi en son haline getireceğim. Şu 9 üzeri x yerine 3 üzeri x'in karesi yazabilir miyim? Yazarım tabii ki hocam. Eşittir. Çarptım burayı. 18 çarpı 3 üzeri x yaptı. Eksi 81 yaptı. Şimdi 3 üzeri x'e a diyelim bitirelim işi. a kare eksi buna a deyip bu tarafa alırsam eksi 18 tane a artı 81 eşittir 0. Bilindik bir şey mi? Evet. Nedir bu? a eksi 9'un karesinin açılımı eşitmiş 0. O zaman buranın 0 olabilmesi için a dediğimizin ne olması gerekiyor? 9 olması gerekiyor. Ne a demiştik biz? 3 üzeri x'e demiştik. O zaman 3 üzeri x eşittir 9 sa. Çözüm kümem tek elemanlıdır. X 2'dir. Sorumuzun cevabı da Adana'dır. Bu da tamam. Gördük mü? Değişken değiştirsen de olur. Değişken değiştirmesen de olur. Tamam mı? Hadi bakalım sonraki soru. Denkleminin gerçek köklerinin toplamı kaçtır? Şimdi birini bir tarafa atarak her iki tarafın karesini alabilirsin. Tamam mı? Bir şunu karşıya at. Kök x eşittir 6 eksi x durumuna getir. Yalnız bir şartla 6 eksi x'in sıfırdan büyük olması ve x'in de sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bu şartla çözebilirsin. Ben değişken değiştirme yapacağım. Kök x'e a diyeceğim. Tamam mı? Kök x a ise bu, Kök x a ise, bu nedir? A karedir. Ne oldu? A kare artı A artı 6 karşı eksi 6 olarak geçti eşittir 0. O zaman burası A artı 3 ile neyin çarpımıdır? A eksi 2'nin çarpımıdır eşittir 0. A'yı yerine yazalım şimdi kök x'ti. Kök x artı 3 ile neyin? Kare kök x eksi 2'nin çarpımı 0'mış. Şimdi buranın 0 olabilmesi için o zaman ne olması lazım? Kök x'in eksi 3 olması lazım. Mümkün böyle bir şey değil. Veya kök x'in 2 olması lazım. Bu olabilir. Her iki tarafın karesini aldığınızda x eşittir 4. İşte burada çözüm kümesini direkt bulursunuz ama yukarıdakinde kare aldığınızda dikkat etmeniz gereken durumlar olur. Sorumuzun cevabı Ceyhan. Tamam mı? Dikkat edeceksin. Hadi bakalım sonraki soru. Olduğuna göre x üzeri 4 artı 3x artı 5 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi bakın burada arkadaşlar dördüncü dereceden birinci dereceden birbirlerine benzemiyor. Bu soruda şöyle yapabilirim. Şimdi şunları karşıya atıyorum tamam mı? x kare neye eşitmiş? x eksi 2'ye eşit değil miymiş? E burada x kare yok mu? Var. Neyi var x karenin? x karenin karesi var. O zaman x kare gördüğüm yerlere x eksi 2 yazacağım. O zaman x kare gördüğüm yerlere x eksi 2 yazdım. Üstünde karesi var. Artı ne var yanında? 3x var. Bir de yanında artı 5 var. Şimdi düzenleyelim burayı hadi. Açalım güzelce. Ne oldu karesini açtığında? x kare eksi 4x artı 4 oldum. Yanındakine bak. Artı 3x artı 5 oldu burası. Tamam hadi bitirelim. Şimdi x kare burada. Eksi 4x artı 3x eksi x yaptı. Artı 4 artı 5 artı 9 olmuş oldu. Şimdi yine cevap çıkmıyor. x kare bir daha x eksi 2 eşit değil mi? O zaman tekrar x kare gördüğümüz yerlere tekrar x eksi 2 yazdım. Bir eksi x var bir artı 9 var. Ça ça şunlar götürdü. Sorumuzun cevabı 7 cevap Edirne olmuş oldu. Oh, yoruldun mu ne? Bu sistem biraz daha yorucu olabilir. Hadi bakalım neredeyiz şimdi? Dokuzuncu soru. Denklemini sağlayan x değerleri toplamı kaçtır? Şimdi x eksi 1 bölü x'e a diyelim. x eksi 1 bölü x'e a diyelim. Bu bunun karesinden gelir. Sonra her iki tarafının neyini alalım bu ifadenin bir karesini bir alalım bakalım ne geliyor. Şimdi karesini aldım. Birincinin karesinden x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından şunlar götürür. iki katının ikisi kalır. Artı 1 bölü x kare. Burası da tamam. Eşittir a'nın karesi. O zaman eksi 2'yi karşıya artı iki olarak attığımda x kare ile 1 bölü x karenin toplamı eşitmiş neye? a kare artı ikiye. Bitti soru artık. Şimdi geri dönüyorum. Buna a demiştim. Bu neye eşitmiş? A kare artı 2'ymiş. Tamam yazalım şimdi. A artı A kare artı 2 eşitmiş 2'ye. Ve i̇kiler birbirlerini götürdü. A parantezini alalım burayı şimdi. A parantezinde A artı 1 eşittir 0. Tamam mı? Karşıda 0 kalmıştı zaten. O zaman A dediğimiz ya 0, A dediğimiz ya da ne oldu? Eksi 1. Şimdi ne A demiştik? x eksi 1 bölü x'e a demiştik. O zaman x eksi 1 bölü x eşittir ya sıfırdır. x eksi 1 bölü x ya da eşittir eksi 1'dir. Hadi bitirelim şimdi. Şimdi bunu payda eşitlediğinizde x kare eksi 1 bölü x eşittir sıfır. Sıfır olabilmesi için yukarısı sıfır olmalı. Yukarıyı sıfır yapan değerler nelerdir? Şunu sıfır yapanlar. Yani yukarıdan x eşittir bir 1 1 x eşittir bir de eksi 1 gelir. Hemen bunun paydasını eşitledim. x kare eksi 1 içler dışlar yaptım eşittir eksi x. Eksiyi bu tarafa aldım x kare artı x eksi 1 eşittir 0. Şimdi bakıyorum sağlayan x değerlerinin toplamı nedir? Gerçel merçel demiyor. O zaman buradan da kök gelecektir. x1 artı x2 eksi b bölü a'sı bunun eksi 1'dir. Şimdi buradan eksi 1 bakın bunların toplamları sıfır yapıyor. Bütün köklerinin toplamları eksi 1'dir. Sorumuzun cevabı da Bursa'dır. Oldu mu? Uf, ay, yanımda da bir kahve mavi bir şey yok ha. Neredeyiz? 10. soru. Denkleminin kökleri çarpımı kaçtır diyor. Benzer bir şeyler var mı? Var gördüm hemen. Hemen buraya A dedim tamam mı? Ne oldu o zaman sol taraf? Sol taraf A artı 1 oldu. Sağ taraf 12 bölü a oldu. İçler dışları yapıştır baba. A kare artı a eşittir 12. Hepsi bir tarafa gider mi? Tabii ki gider. Niye gitmeyecekmiş? A kare artı a eksi 12 eşittir 0. Hemen çarpanlarına ayırdım. A artı 4 çarpı a eksi 3 eşittir 0. Ne a demiştik? Geri dönüyoruz şimdi. Ne ya dedik kalemi mavi yapalım hadi. X kare artı x'e yazdım yerine. X kare artı x artı 4. Çarpı yazdım yerine x kare artı x eksi 3 eşitmiş 0. Denkleminin kökleri çarpımını reel mi meel demiyor. yine bulacağım. Buradan x1 çarpı x2 c bölü a'dan 4. Buradan x3 çarpı x4 olsun. Bunun c bölü a'sı eksi 3. Alayının çarpımları eksi 12. Cevabım edine Bu da bitti. Çat gitti o da. Evet devam. Devam devam. İkinci derizden denkleme dönüştürme mantığıyla full devam ediyoruz. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bak bu na a dersen bu bunun neyidir? Karesidir. A karedir. Bitti soru. O zaman a kare artı 2a eksi 15 eşitmiş sıfıra. Bitirelim mi işi? Bitirelim. Çarpanlarını ayırdım. Çarpanlarını ayırdım. <laughs> Kalem yordu benim. A artı 5 çarpı A eksi 3 eşittir 0. A dediğimiz nedir o zaman? Ya eksi 5. A dediğimiz ya da 3. Şimdi başa geri dönelim. Ne ya demiştik? Söyle bana. Dördüncü dereceden kök içerisinde X'e A demiştim. Bunun cevabı imkansız. Eksi 5 olamaz. Çift derecenin sonucu eksi sayı olamaz. Ama dördüncü dereceden kök içerisinde X'in sonucu 3 olabilir. Tamam mı? Çözüm kümesi kaç elemanlıdır diyor. Biz yine çözüm kümesini de bulalım hadi. Her iki tarafın dördüncü kuvvetini aldığınızda X eşittir 3 üzeri 4. 81 yani 1 elemanlıdır sorumuzun cevabı Bursa. Tamam mı arkadaşlar? Oh, yoruldum. Sumum yok mu ya? <laughs> Neredeyiz şimdi? Artık köklü denklemlere geldik biraz daha dikkat edelim şimdi. Tamam mı? Köklü denklemlerde ne yapıyoruz bakalım? Denklemini sağlayan x değerleri toplamı kaçtır? Bir kere şunu karşıya atalım. Karekök içerisinde 2x 3'ü yazalım. Burası tamam eşittir neye? x eksi 3'e. Şimdi bu soruyu çözerken bir şartla çözeceğim. Karekök işleminin sonucu negatif olamaz. Bir kere sonuçlarım x eksi 3'lerin büyük eşit olması sıfır. Köklü sayının tanımlı olabilmesi için 2x eksi 3'ün de 0'dan ne olması gerekiyor? Büyük ya da eşit. Şimdi soruyu çözebilmek için her iki tarafın artık gönül rahatlığıyla karesini alabilirim. Şimdi Şuradan karekök götürdü. Burada 2x eksi 3 oldu burası. Karşı tarafın karesi birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Hepsini bir tarafa aldım. x kare eksi 8x artı 12 oldu. Çarpanlarına ayrılıyor mu? Daha bir ayrılıyor. Uh, bu oldu. Köklerimden biri 6. Biri de ne oldu? 2. Şimdi iki köküne bakıyorum. Burayı sağlamadı. Çat gitti. İki kök şey altı köküne bakıyorum. İki tarafı da sağlıyor. X değerlerinin toplamları bir tane varmış. O da neymiş? 6'ymış. Cevap C. Tamam mı? Sağlıyor mu? Sağlamıyor mu? Kontrol etmek zorundasın. Etmezsen gitti. Hadi bakalım sonraki sorumuz. Yine benzer kalıpta bir sorum. Denkleminin çözüm kümesi nedir? Bir kere bunun içi de sıfırdan büyük olmalı. Bunun içi de sıfırdan büyük veya eşitlikte var tabii. Sonra bu şartları düşünerek her iki tarafın karesini alacağım. En son kontrol ederim dedim. Kökler götürdü. Şimdi sol tarafta ne oldu arkadaşlar? Sol tarafta x kare artı 2x eksi 9 oldu. Sağ tarafta ne kaldı sadece? x eksi 3 kaldı. Hepsini bir tarafa topladım. X kare artı x eksi 6 eşittir 0 oldu. Hemen çarpanlarını ayırdım. X artı 3 ile neyin çarpımıdır burası? X eksi 2'nin çarpımıdır eşittir 0. Buranın 0 olabilmesi için birinci kökümüz eksi 3. Buranın 0 olabilmesi için ikinci kökümüz 2. Iki. Şimdi sağlıyorlar mı diye bakacağım. Mesela 2 buranın içerisini negatif yapar olmaz. Eksi 3'e bakalım. Eksi 3 de buranın içerisinde negatif yapar. Bu da olmaz. Çözüm kümemiz yokmuş. Boş küme. Cevap denizli. Hiçbir şekilde bunlar birbirlerine reel sayılarda eşit olamıyorlarmış. Haydi bakalım. Neredeyiz? Oh gelmişiz sonuna ya son 3 sorumuz kalmış. Hadi bakalım. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yine sağlıyor mu, sağlıyor mu? İçim negatif yapıyor mu? Bakacağım. Şimdi bir kere her iki tarafın karesini aldım. İlk kök gitti, şunlar gitti, bir oldu. Sonra şuradaki x'i karşıya attım. Ne oldu? Karekök içerisinde 4x artı 8 eşittir 1 eksi x yaptı. Şimdi bakın burada mesela 1 eksi x'in kesinlikle 0 veya 0'dan büyük olması lazım. Buranın da sıfırdan büyük olması lazım. Yani sağlıyor mu sağlamıyor mu bakacağım işin sonunda. Ne yapıyorum? Karelerini alıyorum şimdi. Karesini alınca şu taraftan kök gitti. Burası 4x artı 8 yaptı. Karşı tarafta birincinin karesi 1. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 2x. İkincinin karesi x kare. Hepsini bir tarafa toplayalım şimdi. x kare başta dursun. Bu eksi olarak geldi. Eksi 6x yaptı. Bu da eksi olarak geçti. Artı sek, eksi 8 olarak geçti. bir var yanında bu. Hadi ayır çarpanlarına. x eksi 7 çarpı x artı 1. Eşitmiş neye? Sıfıra. O zaman birinci köküm 7. İkinci köküm eksi 1. Bitti. Şimdi yalnız yalnız şartlarımı sağlıyorlar mı sağlamıyorlar mı bakacağım. Mesela. Şuranın sıfırdan büyük olması gerekiyor her zaman dedik. Eksi 1 verdiğin zaman x'e tamam sıfırdan büyüktür ama 7 değerini verdiğin zaman 1 eksi 7 bak ne yapıyor? Eksi 6 burasını sağlamıyor. Yani şu olmaz. Eksi 1 sağlıyor mu peki? Eksi 1 her şekilde sağlıyor evet. Çözüm kümemiz tek elemanlıdır. O da Bursa'dır. Tamam 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 tamam. Evet neredeyiz? On 15. Denkleminin kökleri x1 ve x2'ymiş. Hemen ilk önce küp kökü yok edebilmek için her iki tarafın küpünü aldım. Tamam şunlar birbirlerini götürdü. Burada 4 var. Çarpı kare kök içerisinde x kare eksi 5x var. 2'nin küpünü aldım 8. Şimdi her iki tarafı 4'e böldüğüm zaman karşı tarafta ne kaldı? 2. Şimdi sonra denklemim şu oldu artık. Kök içerisinde x kare eksi 5x eşittir 2. Her iki tarafın karesini alacağım ama bulduğum x değeri içeriği ne yapmayacak? Negatif yapmayacak. Buna dikkat ederek çözeceğim. Şunlar götürdü. x kare eksi 5x. Karşı tarafa artı 4 yaptı. Eksi 4 olarak bu tarafa aldım. Eşittir 0'dır dedim. Şimdi soruda ne sorduğuna baktım. Soruda 1 bölü x1, 1 bölü x2. Bize şimdi reel kök falan demiyor. Şurayı x1 ile çarptım. Burayı x2 ile çarptım. Yukarıdan ne geldi? Pardon tam tersi x2 x1. Yukarıdan x1 ile x2'nin toplamı geldi. Aşağıdan da x1 ile x2'nin çarpımı geldi. Yani bu soru bunu istiyormuş bizden. x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 5 olduğunu görüyorsunuz. Öğrendiniz artık. c bölü a kökler çarpımları. Onun da eksi 4 olduğunu gördük. Sorumuzun cevabı eksi 5 bölü 4 oldu. Adana. Evet burası da bitti. Son sorumuza geldik. Hadi bakalım. Olduğuna göre x kaçtır diyor. Şıkları bile deneyebilirsiniz ama biz çözelim. Her iki tarafın neyini alalım? Karesini alalım. Hatta şunu karşıya atıp öyle karesini alın. Daha kolay olsun. Ne oldu? x artı 10 karekök eşittir. karekök 2 artı kare kök x. Yani o taraftaki köklerle uğraşacağım ama bu taraftakiyle uğraşırım dedim. Ama bulduğum değerler sağlıyor mu sağlamıyor mu diye de bir bakacağım sonra. Buradan şunlar götürdü. X artı 10 kaldı burada. Burası tamam. Burada birincinin karesi 2. Iki. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katından 2 kök 2x geldi. Yani kökler aynı oldukları için içlerini çarptım. Artı ikincinin karesinden ne geldi? X. Bakın şu x ile şu x birbirlerini ne yaptılar? Götürdüler. Tamam mı? Kalemi kırmızı yaptım. Şunu karşıya attım. 8 eşittir 2 karekök 2x oldu böldüm 2'ye 4 eşittir karekök 2x yaptı her iki tarafın karesini aldığımda 16 eşittir 2x oldu her iki tarafı 2'ye böldüğümde x eşittir 8 olmuş oldu evet sıkıntı var mı bence yok sorumuzun cevabı ne oldu denizli Evet arkadaşlar sessiz testlerimizi bitirdik. İkinci dereceden denklemlerin dördüncü testini bitirdik. Çözmeye devam, çözmeye devam. Durmak yok, yola devam. Hadi kendine iyi bak. Bay 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 bay.